elçinin ve müminlerin Kur'an ahlakına uymalarıyla alay etmeleri. Müminler Allah'ın emir ve yasaklarına göre hareket ederken inkarcılar tam tersine nefislerinin yönlendirdiği şekilde yaşarlar. Nefis ise güzel ahlaklı olmayı, iffetli, namuslu, dürüst, samimi, adaletli, temiz, hoşgörülü, itidalli, şefkatli, doğru sözlü olmayı istemez. Aksine ahlaksızlığı, yalancılığı ve her türlü kötü ahlak özelliğini yaşamayı insanlara meşru gösterir. Bu nedenle müminlerin iyi ve temiz insanlar olmaları ve böyle kalma konusundaki kararlılıkları inkarcıların pek hoşuna gitmez. Müminlerin güzel ahlaklı tavırlarını görünce kendi ahlaklarının kötü olduğuna bir kez daha şahit olmuş olurlar. Fakat kibirli bir yapıları olduğu için de böyle bir şeyi kabul etmek istemezler. Bu yüzden müminlerin de kendileri gibi doğru yoldan sapmış insanlar olmalarını isterler. Onların Kur'an ahlakına uygun tavırlarını gördüklerinde hakaret ve alay dolu sözler söyleyerek Müminlerin güzel yönlerini küçümsemek isterler. İnkarcıların bu tavrıyla ilgili olarak Kur'an'da şöyle bir örnek verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kavminin cevabı Lut ailesini şehrinizden sürüp çıkarın. Temiz kalmak isteyen insanlarmış." demekten başkası olmadı. Neml Suresi 56. Bilindiği gibi Lut peygamber Aleyhisselam'ın gönderildiği kavim cinsel sapkınlıklar yaşayan azgın bir kavimdi. Hz. Lut aleyhisselam kendilerini hakka, doğruya, güzele ve temize defalarca çağırdığı halde bunu reddetmiş ve peygamberlerine isyan etmişti. Hz. Lut aleyhisselam doğruları anlatmaya devam ettiğinde ise azgınlıkları iyice artmış, elçiyi ve müminleri yurtlarından sürmeye karar vermişlerdi. Bunu yaparken de onların temizliklerini ve iffetlerini alay konusu edinmişlerdi. Ancak kuşkusuz tüm diğer azgın kavimlerde olduğu gibi Allah bu kavme de yaptıklarının karşılığını vermiş ve onları helak etmiştir. İnkarcıların yaptıkları suçlamalara, alaycı tavırlara karşı sabreden müminleri ise güzel bir karşılıkla ödüllendirileceğini müjdelemiştir. Yani Lut peygamber aleyhisselam ve onunla birlikte suçlanan tüm müminlere inkarcılardan gördükleri bu tavır büyük bir şeref olarak geri dönmüştür kendilerini Müslümanlardan üstün gören bu kişilere gerçek izzet ve şerefin kime ait olduğunu Allah Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Derler ki, andolsun Medine'ye bir dönecek olursak gücü ve onuru çok olan, düşkün ve zayıf olanı elbette oradan sürüp çıkaracaktır. Oysa izzet Allah'ın, onun Resulünün ve müminlerindir. Ancak münafıklar bilmiyorlar. Münafıkın Suresi 8 kim izzet istiyorsa artık bütün izzet Allah'ındır. Güzel söz ona yükselir. Salih amel de onu yükseltir. Kötülükleri tasarlayıp düzenleyenler ise onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların tasarladıkları boşa çıkıp bozulur. Fatır Suresi 10